Selam dostlar. Heavy TV ekranlarından hepiniz yeniden hoş geldiniz. Heavy TV olarak tam 1000 aboneye ulaştık arkadaşlar. Bu videoyu da sizlere teşekkür anlamında çekiyorum. Geçen yıl yani 2021 yılında Nisan sonunda yani Nisan sonu Mayıs başı civarlarında yayınlarımıza başladık ve bir seneyi geçti. Yaklaşık 1 sene 2 ay kadar bir süre oldu. Ve bu sürede sağ olun bizleri yalnız bırakmadınız ve Heavy TV kanalına abone olarak 1000 aboneye ulaştırdınız bizi. Size çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu videoda geçtiğimiz sene yani 1 yıl 2 ay boyunca neleri oynadık, sizlere neleri sunduk o oyunları bir göz atacağız. Benim çok severek oynadığım ve sizlere de aktardığım tam 35 tane oyun listeledim arkadaşlar. Bu videoda sizlere ufaktan bu oyunları aktaracağım. Ve aynı zamanda bütün bu oyunların hepsini tekrar hatırlayacağız. Bakalım geçtiğimiz 14 ay boyunca hangi oyunları oynamışız? Videomuza geçelim. Tüm bu seriler de videonun açıklama kısmında olacaktır. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu kanala başlarken ilk olarak bu üçlemeyi oynamak istedim. Heavy Rain, Beyond Two Souls ve Detroit Become Human. İlk olarak bu 3 seriyi oynayarak yolculuğumuza başlamıştık. Heavy Rain'de bir origami katilinin portresini çizmiştik arkadaşlar. Psikopat bir katilin hikayesini aktarmıştık sizlere ve bir şekilde yolların yetişen 4 farklı karakteri oynamıştık. Ve oyunda biliyorsunuz seçimlerimize göre her şey değişiyordu. Bu oyun bayağı bizi etkilemişti. Ardından Beyond Two Souls serisine geçmiştik. Bu oyunda ölümü hiç düşünmediğimiz bir anlamları ortaya çıkmıştı. Yani ölüm sonrasının konu olan doğaüstü varlıkların bu insan hayatındaki yerini bize aktarıyordu. Gerilimli bir hikayeydi. Ruhlarla bağlantı kuran bir kızın hikayesini sizlere aktarmıştık. Yine bu seride beni bayağı bir etkilemişti. Üçüncü olarak da Detroit Become Human serisinden devam etmiştik. Geleceğin nasıl olacağına dair bir bilim kurgu oyunuydu bu arkadaşlar. Tüm insanlık kendi icadı olan androidlerle savaşıyordu ve bunun konu alındığı bir oyundu. Çok sürükleyici bir hikayesi vardı. Bilim kurgun seven arkadaşlar bunun interaktif hikayeyi kesinlikle oynamalı. Biz oynamıştık. Ardından Örümcek Adam macerasına atılmıştık. PlayStation 5'te efsane anlar yaşamıştık. Örümcek Adam'ın bu 11 bölümlük hikayesini sizlere aktarmıştık arkadaşlar. Bu oyun bizim yeni nesilde yani PlayStation 5'te oynadığımız DualSense'in desteğinin tam olarak veren ilk oyundu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Hala izlemediyseniz de videonun açıklama kısmından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Örümcek Adam serilerini kaçırmayan arkadaşlar bu seriyi de kaçırmasınlar. Evet dostlar. Sonrasında da Death Stranding serimize başlamıştık. Ama bu seriyi bitiremedik. 7 bölüm oynadık ama açıkçası ben çok sıkıldım. Yani bu tür oyunlar bana göre değilmiş, onu anladım. Hideo Kojima'nın yeni bir oyun tarzının yaratma taktiklerinden bir oyundu arkadaşlar bu. Aslında hikayesi güzeldi. Zaman yıkım felaketi diye bir şey ortaya koymuştu ve ölümle yaşam birbirinin içine girmişti. Yani artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Biz de böyle bir dünyada bir taşıyıcı yani bir postacı konu alıyorduk. Grafikleri bu arada muazzamdı. Özellikle PlayStation 5 güncellemesi aldıktan sonra bayağı bir ultra seviyeye çıktı. Ama ben bu oyunu ilk başladığımda daha PlayStation 5 versiyonu yoktu. Sonrasında da devam edememiştim. Belki daha sonra bu seriyi bitirmek kısmet olur. Evet dostlar. Ardından da Brothers A Tale of Two Sons oyununu oynamıştık. Bu oyunda hayata birlikte tutunan iki kardeşin dokunaklı ve duygu dolu hikayesiyle sizlerin karşısındaydık. Duygusal anlarıyla, naif bulmacalarıyla ve macera dolu yolculuklarla içimizin gıcıklıyordu bu hikaye. Kısa bir seriydi ama çok da güzel bir seriydi. Bu oyunu hepinizin
deneyimlemesini isterim. Kanalımızdan da bu seriyi izleyebilirsiniz. Evet dostlar, sonrasında da bir karar vermiştim. Tüm Uncharted serilerini Heavy TV'de 4K kalitesinde sizlere sunacaktım. Bu amaçla 5 oyunu da oynadım. İlk oyunda asırlardır gizlenen bir hazinenin peşinde olarak oyuna başladık ve değişik yerlerde bu hazineyi kovaladık. İkinci oyunda İstanbul'dan başladık. İlk oyuna göre bayağı bir yenilenmiş bir şekilde devam ettik. Burada da çeşitli maceralara atıldık. Üçüncü oyunda da Nathan'ın çocukluğundan başladık ve ilk iki oyundaki gizemleri biraz olsun anladık. Londra'dan Arap Yarımadası'na kadar bayağı bir yer gezdik ve en sonunda kayıp efsane şehri bulduk. İlk üç seri böyle tamamlanmıştı. Ardından bu serinin en iyi oyunu olarak görülen Uncharted 4'e başlamıştık. Uncharted 3'ten sonra emekliye ayrılan bu Nathan yeniden kendisini bu hazine hırsızlığı olayında bulur ve Nathan'ın kardeşi de bu işin içine girince bambaşka işler ortaya çıkar. Uzun bir seriydi, çok da güzel bir seriydi arkadaşlar. Sinema tadında bir oyun için bu seriyi kesinlikle izleyin. Ardından bu serinin 5. oyunu olan Lost Legacy, yani kayıp miras oyununu oynamıştık. Burada Nathan falan yoktu. Nathan'ın eskin sevgilisi olan Chloe ve onun azılı düşmanı olan Nadine'in ortaklığını bir şekilde oynadık ve güzel bir seriyle Uncharted 5 demesinin bitirdik arkadaşlar. Güzel bir seriydi. Kesinlikle hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Ardından ortaçağ barbarlığını gördüğümüz A Plague Tale: Innocence serisine başladık ve bu seriyi bitirmiştik. Tarihin en karanlık dönemlerinden birini oynuyorduk. Savaşların yaşandığı, vebanın dünyayı kırıp geçirdiği, bu ölümün her yerde doğal olduğu bir dönemde yürek parçalayıcı bir maceraya atılmıştık. Bir abla ve kardeşin hayatta kalma mücadelesini oynamıştık. Çok dokunaklı, çok da güzel bir seriydi arkadaşlar. Devam oyunundan gelecek, az kaldı. Devam oyunu oynamadan önce ilk oyunu kesinlikle izleyin derim. Kardeşimizi korumak için neler yapabileceğimizi bir de siz görün. A Plague Tale: Innocence serisini kesinlikle izleyin arkadaşlar. Ve sonrasında müthiş bir oyun olan Demon's Souls'un remake versiyonunu, yani PlayStation 5 versiyonunu oynadık arkadaşlar. En zor oyunlar arasında gösterilen bir Souls oyunu. Yani yüzlerce kere öldük, çok sinirlendik, onlarca boss kestik, elit kestik ama usanmadık. İlerle 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 bir şekilde 40'a yakın bölüm çektik. Üstelik 4K kalitesinde yine bu oyunu sizlere sunduk. Kesinlikle bu seriyi izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Souls oyunlarını sevenler Demon's Souls'a bayılacaktır çünkü adeta bir klasik haline geldi. PlayStation 5 olup da bu oyunu oynamayan kalmasın. Eğer yoksa da Heavy TV'den izleyebilirsiniz. Sonrasında bir iplik yumağının hikayesini konu aldık. Tatlı bir platform oyunuydu. Unravel 1 ve 2'yi sizlere sunduk arkadaşlar. Fizik kurallarına dayanan bir bulmaca oyunuydu. Bir ailenin uzun zaman önce kaybolmuş hatıralarını yeniden birleştiriyorduk. Güzel bir oyun serisiydi. Birinci oyunda tek bir yumağı kontrol ederken, ikinci oyunda daha sıkı bulmacalarla birlikte iki tane yumağı kontrol ediyorduk. Macerada macera sürüklendik ve tatlı bir oyundu. Güzel anlar yaşadık. Bu oyunda kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sonraki yolculuğumuzda tuhaf bir yaratığın unutulmaz bir hikayesini konu aldık. Last Guardian adlı oyunumuzda küçük bir oğlan çocuğunun gizemli bir hayvan yoldaşıyla ilgili macerasını konu aldık. Arasındaki büyük ve güçlü dostluğu keşfettik. Yoldaşımız Trico ile birlikte serüvenden serüvene atladık. Oyundaki duygusal anlar ve fizik motorların kullanımı gerçekten güzeldi. Bu tür uzak doğu oyunlarını seven arkadaşlar kesinlikle izlemeli. Hikayeli ve duygun tabanlı oyun arayan arkadaşlar bu oyunu kesinlikle izlemeli. Kanalımızda var. Açıklama kısmından izleyebilirsiniz.
Sonrasında bir PlayStation klasiğine başladık. God of War 3 ve God of War 4'e, yani 2018'de çıkan, sadece God of War ismiyle anılan iki oyun serisini bitirdik. God of War 3'te kendisine ihanet eden tüm tanrılara karşı, yani Zeus'tan Poseidon'a, Gaia'dan Herkül'e, antik Yunan mitolojisindeki tüm kahramanlara karşı amansız bir savaş verdik. Çok güzel görseller eşliğinde oyunumuzu oynadık. Ve ardından God of War 4'te antik Yunan'dan İskandinav mitolojisine geçiş yaptık. Uzun zamandır bu esir olmuş öfkemizi kontrol etmeye çalışırken oğlumuzla birlikte enfes maceralara atıldık. Bir sürü tanrıyla kapıştık. Dokunaklı, öfkeli, kızgın, acınası her hale girdik. Kahramanımız Kratos'la birlikte God of War maceramıza devam ettik. Kesinlikle bu iki seriyi de izlemenizi tavsiye ederiz. Her iki seri de 4K kalitesinde Heavy TV'de var. Açıklama kısmından izleyin. The Wolf Among Us serisine başlamıştık. Sonrasında Aramızdaki Kurt adlı çizgi romanvari bir seriydi bu. Acımasız bir katilin haberini alıyoruz ve verdiğimiz her karar farklı farklı sonuçlara sebep oluyor. O katil hakkında araştırmalar yapıyoruz. Aynı zamanda hikayede sadece ne yaptığımız değil, ne zaman yaptığımız da önemli. Bu anlamda interaktif bir hikaye. Güzel bir fantastik hikayeydi. The Wolf Among Us'ı da izlemenizi tavsiye ederim. Bundan sonraki oyun serimiz de Subnautica serisi oldu. Hem orijinal Subnautica'yı bitirdik hem de ondan sonra çıkan Subnautica Below Zero oyununu oynadık. Subnautica çok güzel bir deneyimdi. Açık dünya oyununun ne olduğunu bize iyi aktardı. Tuhaf bir gezegene düşüyoruz. Bu gezegen bir okyanus gezegeni. Tuhaf tuhaf yaratıklar, tuhaf tuhaf bitkiler, her şey var. Bu gezegende hayatta kalmaya çalışıyoruz. Tek seçeneğimiz derinlere inmek ve bu gezegenin sırlarını ortaya çıkarmak. Gerçekten güzel bir açık dünya oyunu. Nerede ne olduğunu, ne çıkacağını hiç bilemiyoruz. Keşfettikçe bunlar ortaya çıkıyor. Zaman zaman geriliyoruz, zaman zaman korkuyoruz, seviniyoruz ve en önemlisi her şeyi öğreniyoruz. Bu anlamda keşif duygusunu tam olarak yaşatıyor bu oyun. Ondan sonra Below Zero serisi, yani sıfırın altında, su soğukluğunda aynı seriye devam ediyoruz. Ama bu oyunumuz ilk oyun gibi uzun değil. Yani elbette uzun ama bir önceki oyunun dinamiklerine dayanıyor aslında. Çok da bir fark yok. Ama yine bu iki oyunu da izlemenizi tavsiye ederiz. Yepyeni maceralara çünkü atılıyoruz ve keşfediyoruz. Her yeni bulduğumuz şey resmen bizi oyundan sevindiriyor. Bu deneyimin kesinlikle yaşayın arkadaşlar. Subnautica serilerimizi izleyin. Sıradaki oyunumuz bir efsane. Alan Wake'in Remastered sürümünü oynamıştık. Psikolojik sorunlar olan bir yazarı canlandırıyoruz. Kayıp eşini bulmak için gizemli yolculuklara çıkıyoruz. Yazdığımız varsayılan ama hiç hatırlamadığımız bir korkun hikayesinin sayfalarını keşfediyoruz ve o hikayenin içinde yaşıyoruz. Alan Wake'in bu gizemli serüveninde Remastered olarak PlayStation 5 farkıyla sizlere sunmuştuk arkadaşlar. Güzel bir seri oldu. Grafikleri muazzamdı. Hem ana oyunu hem de iki DLC'sini, yani Sinyal ve Yazar adlı iki DLC'sini de oynadık. Tüm bu serimizi yine kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sıradaki oyunumuz Hellblade serisiydi. Hellblade: Senua's Sacrifice, yani Senua'nın kendini feda edişi adlı seriydi. Oyundaki anlatım gerçekten destansı arkadaşlar. Yani oyun hikayesini epik bir şekilde, yani şiirsel bir şekilde anlatıyordu. Beni o anlamda çok mutlu etmişti. Zaten yeni oyunda çıkacak. Yeni oyundan önce bu oyunu kesinlikle izleyin. Viking mitolojisini konu alan bu oyunda kalbi kırık bir savaşçı olarak aklımızdan çıkmayan ön sezilerimizle ölü olan sevgilimizin ruhu için savaşmak amacıyla bu Viking cehennemine doğru gidiyoruz. Yani hikayesi bile bir tuhaf, destansı bir hikayesi var. Kesinlikle bu seriyi izleyin arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz da Call of Cthulhu serisiydi.
tarikatlar, ayinler, kozmik dehşetler bunların arasında bir hikaye yaşamıştık. Oyunda dedektif olarak bize verilen bir gizemli bir iş var ve bu iş sonrasında tuhaf bir adaya yelken açıyoruz. Ama bu adada çok iyi tuhaf işlerle karşılaşıyoruz. İşte tarikatların, komploların bir sürü korkunç işlerin döndüğünü görüyoruz ve bir yandan hayatta kalmaya çalışıyoruz, bir yandan da bu işi çözmeye çalışıyoruz. Bu ünlü Lovecraft'ın Cthulhu temasının işlendiği bu oyunda gerçekten biz güzel anlar yaşamıştık. 12 bölümlük bir seri yapmıştık. O seriyi de izlemenizi tavsiye ederiz. Ardından Valley serimize geçmiştik. Bir ıssız bir yerde gezerken, bir ormanda dolaşırken keşfettiğimiz bir zırhlı kıyafet var. Ve ondan sonra bu gizemli vadinin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyorduk. Güzel bir seri. Çok uzun sürmüyor. Tadında bitiyor hatta. Tuhaf tuhaf canlı formlarının olduğu bir yerdeyiz. Burasının terk edilmiş bir yere benziyordu ama daha bir sürü sırları ortaya çıktı. Bu mini serimizi de kesinlikle izleyin. Sıradaki oyunumuzda 1930'ların mafya hayatını konu alan Mafia 1 Definitive Edition'ı oynamıştık. Bu oyunda sıradan bir insanın bir suç ailesi içinde yükselişini konu alıyoruz ve sonrasında yaşanan gelişmeleri ele alıyoruz. Yani sıfırdan başlayıp emekleyerek bu suç dünyasında rütbemizi yükseltiyoruz. Her taraf kan, her taraf bir ihanet, bir sürü işe girişiyoruz. Siyasetin yön veriyoruz, banka soygunlarına katılıyoruz, cinayetler işliyoruz, ölümlerden dönüyoruz falan filan bir sürü olay yaşıyoruz. 1930'ların mafya düzenini bize gerçekten iyi anlatıyor. Zaten mafya ilk kez 2002'de çıkan bir oyunda biliyorsunuz. 2020'de yani tam 18 yıl sonra yeniden remake yapılarak biz oyuncuların beğenisine sunuldu. Ben çok beğendim. Tabii ufak tefek bugları var ama yine de çok iyi bir çıkarmışlar. Yani remake böyle yapılır dedirtmişler bize. Bu serimizi de kesinlikle izleyin derim. Ardından diğer serimizde Ratchet & Clank serisini oynamıştık. Bir uzay macerası klasiğidir bu oyun arkadaşlar. En son çıkan PlayStation 5 oyunundan önce bu oyunu oynamıştık. Ondan sonra yeni versiyonu oynamak hala nasip olmadı. Çünkü listede çok fazla oyun var. Ama bir önceki oyunu olan bu seriyi oynamıştık. Gezegenler arasında uzay ortamında oradan oraya gidiyoruz ve eğlenceli, mizahi bir anlatımla bize güzel bir oyun deneyimi sunmuştu. Sizin de bu deneyimi yaşamanızı isterim. Yani serimizi izlemenizi isterim. Ardından Mortal Shell serisine başlamıştık. Ölün bedenlerin arasında gezerek maceramıza devam ediyorduk. Yani hayattan kalmak için bu ölü bedenlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu kişilerin bu gizli kutsal yerlerini falan keşfediyoruz. Bu anlamda güzel bir oyun. Çok zor olmayan bir Souls deneyim sunmaya çalışmış bize oyun. Güzeldi bu oyun. Eğer bu türünü seviyorsanız bence kesinlikle siz de oynamalısınız. Biz 17 bölümlük bir seri yapmıştık. Onu da açıklama kısmından izleyebilirsiniz. Sonraki serimizde astral seyahatin konu alındığı Control Ultimate Edition'ı oynamıştık. Yani hem ana hikayeyi hem de ek olarak DLC'lerini oynamıştık. Oyunumuzun konusu zararlı bir varlık bir binayı ele geçiriyor, bir devlet dairesini ele geçiriyor. Biz de bu düşmanı yok etmek için astral seyahatler yaparak bir mücadele veriyoruz. Güzel bir bilim kurgu oyunu. Ayrıca ek paketlerinde de Alan Wake ile bir ilişkisi var. O anlamda da güzel bir bağlantı olmuş. Kontrol oyunu son zamanların en dikkat çeken oyunlarından birisiydi. Biz de bu oyunu oynamıştık. Siz de Heavy TV'de bu serimizi izleyebilirsiniz. Diğer serimiz Portal'a rakip bir bulmaca oyunu olarak kabul edilen The Turing Test adlı oyunumuzdu. Oyunda Jüpiter'in uydusu Europa'da bir maceraya sürükleniyoruz. Buradaki görevliler kayboluyor ve biz bu olaydaki sır perdesini aralamaya çalışıyoruz.
Tabii bu olayları yaparken pek çok bulmacayı çözüyoruz. İnsanlığın yaptığı yapay zeka ile bir mücadelemiz söz konusu. Oyunda gerçekten nitelikli bulmacalar var. Ben zevk almıştım bu oyunu oynarken. Umarım siz de izlerken zevk alırsınız. Açıklama kısmında listemiz mevcut. Sonrasında bu ünlü Half-Life serisine başlamıştım. Bu Half-Life'ın yeniden yapılmış remake sürümü olan Black Mesa'dan bu Half-Life evrenine bir giriş yapmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz büyük bir kaza sonrasında diğer evrenlerle olan ilişkiyi konu alıyorduk. Bu Half-Life serisinde Half-Life'ın Black Mesa sürümünü oynamıştık ve ardından Black Mesa için üretilen DLC'lere de yer vermiştik. Yani Half-Life evreninde olanları başkalarının da gözlerinden bakmıştık. Half-Life serisine hep birlikte girmiştik. Ardından serimiz Half-Life 2 ile devam etti. Half-Life 2'yi update sürümüyle ve MMO desteğiyle oynamıştık. Yani yüksek grafikli bir şekilde oynamıştık. Half-Life 2'yi, Episode 1'ı, Episode 2'yu ve ardından yine pek çok Half-Life 2 modunda oynamıştık. Bu serimiz uzun da sürmüştü. Hala da devam edecek çünkü biliyorsunuz Half-Life 2'ye ve Half-Life 1'e yani Black Mesa'ya dair bir sürü mod yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. Biz de sizlere Half-Life evrenine sokmaya devam edeceğiz. O yüzden bu serilerimizi izlemeye devam edin. Link açıklama kısmında. Sonrasında bu yeni çıkan oyunları oynamıştık. Virüslerle yeniden savaşın konu alındı. Dying Light 2'yi oynamıştık. Oyunun hikayesinden 20 yıl önce Harran'daydık. Yani Dying Light 1'de Harran'daydık. Şimdi yeni bir şehirdeyiz. Oradaki virüsle savaşımızı kaybetmiştik ama burada tecrübemizle yeniden bu virüsle savaşmaya başladık. Tabii bu dünyada pek çok olay var. Sadece ana hikayemiz değil. Pek çok dram, pek çok korku, pek çok macera, bir sürü serüvene girmiştik. Uzun bir serimiz oldu. 50 bölüme yakın bölüm çektik. Bu serimizi de izlemenizi isteriz. Ve işte benim en çok sevdiğim oyunlardan birine sıra geldi. Evet, Elden Ring. Sayısız olayın içinde barındıran, bir sürü karmaşık büyük zindanların içinde olduğu, mağaraların içinde olduğu bir yerdeyiz. Ve hiçbir şey bize anlatılmıyor bu oyunda. Tamamen her şeyi biz keşfedeceğiz. Onlarca kör öldük, yani yüzlerce yaratık kestik falan. 120'den fazla bölüm çektik arkadaşlar. Yine bir o kadar da boss savaşlarının olduğu bir liste yaptık. Saatlerimiz aldı bu oyun. Gerçekten anlat anlat bitmez. Lütfen bu oyunu oynayın. Birazcık pahalı. İndirime de girmiyor. Eğer oynayamıyorsanız da lütfen izleyin. Bu oyunla tanışın arkadaşlar. Tüm zamanların en iyi oyunu olma açısından gerçekten aday bir oyun. Bu oyuna çok önem veriyorum. Siz de bu oyunla tanışmanızı istiyorum. Lütfen bu serimizi izleyin arkadaşlar. Son olarak da kıyamet sonrasının konu aldığımız Metro serimize tekrar bir dönüş yaptık. Kanalımızda yoktu. Tüm Metro serilerini de kanalımıza koymaya başlamıştık. Bu seriye de Metro 2033'ten başlamıştık. Dünya ölçeğinde bir nükleer savaş olmuş. Ardından tüm yeryüzü yıkılmış ve yeni yaratıklar, yeni olaylar ortaya çıkmaya başlamış. Biz de bu dünyada Moskova metrosundayız. Zaten sayıların az olan bu insanlığın arasında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yeryüzü evrimleşmiş, vahşi yaratıklarla dolu, doğaüstü işler dönüyor falan filan. Lütfen bu serimizi de izleyin arkadaşlar. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.